Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kardeşlikten bahsetmeye devam ediyoruz. Uhuvvet Risalesindeyiz. 22. mektup, 5. vecih. Hayat-ı içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eden bir hakikat. Ne dedik? İnat ve tarafkirlik, nifak ve şikak her yönüyle zulümdür. İşte toplumsal hayattaki inat ve tarafkirliğin ne kadar muzır olduğunu anlatan bir hakikat. Bir iki soruyla başlıyoruz. Eğer denilse ki hadiste ihtilafu ümmeti rahmetun denilmiş. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Yani ihtilaf birilerinin bir tarafa taraf tutması, taraf olmasını gerektiriyor. Hem tarafkirlik marazı, mazlum avamı, zalim havası şerrinden kurtarıyor. Yani tarafkirlik olduğu için şerli havasın, yani üst düzey kişilerin şerlerinden mazlumu korumak için bir kalkandır adeta. Yani bir yere taraf olarak adeta o koruma kalkanı içerisine girmiş oluyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler, yani üst düzeyleri ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır diye bir soru. Yani o zaman tarafkirlik kötü olmamalı. Hem tesadüm efkardan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder. Yani fikirlerin çatışmasından, farklı fikirlerden, farklı akılların ortaya çıkmasından hakikat ortaya çıkar. Yani o zaman buna çok kötü bakılmaması lazım diye bir soru. Bu soruya cevaben diyor ki üstad, birinci sual ederiz ki, yani ihtilafı ümmeti rahmetun, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hadisteki ihtilaf müsbet ihtilaftır. Öyle her konuda çıkan ayrılık değil. Bugün İslam ümmetinin birbirini adeta diliyle yaraladığı, tekfir ettiği, birbirini butlan ettiği, batılda gördüğü ve birbirine sırt çevirdiği ihtilaf değil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ettiği. Rahmet dediği ihtilaf bu olabilir mi? Rahmet bunun neresinde? Yani rahmet nerede? Hangi ihtilafta rahmet var? Her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder. Her biri kendi davasında, kendi takip ettiği yolda gayret eder, çaba sarf eder. Başkasının tahrip ve iptaline çalışmaz. O ihtilaf, işte rahmet olan ihtilaf değildir. Rahmet olanı kendi takip ettiği yolda canla başla gayretle çalışması, ama beraberinde diğer yolu takip edenlerin, yani farklı mezhepten, meşrepten olanları, evet, tahrip yoluna veya onları batıl görme yoluna gitmeyecek. Hatta bilakis onların da tekmiline ve ıslahına çalışacak. Onların da olgunlaşması için, onların da hayırlı işleri varsa onlara da el atacak. Onlarda varsa yanlış, onlardaki yanlışları da düzeltmeye çalışacak. Kardeşlik hukuku içerisinde. İşte bu müsbet ihtilaftır. Ve müsbet ihtilaf elbette rahmettir. Ama menfi ihtilaf ise garazkarane, ki garazkarane, adavetkarane birbirinin tahribine çalışmaktır. Yani bu menfi ihtilaf hadisin nazarında merduttur. Kabul edilebilecek bir ihtilaf değil bu. Burada garaz var müminler arasında, düşmanlık var, birbirinin tahribine çalışmak var. Evet, çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Birbirleriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. O yüzden rahmet olan ihtilafı bizim çok iyi anlamamız lazım. İkinci sual ederiz ki, hani tarafkirlik bir anlamda iyidir, mazlumu korur, muhafaza eder dedi ya. İkinci suale cevap, evet, tarafkirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Yani haklı olanların sığınacağı bir kapı olabilir. Fakat şimdiki tarafgirlik, şimdiki gibi garazkarane, nefis hesabına olan tarafgirlik haksızlara melcedir. Ki onlara noktayı istinad teşkil eder. Evet. Çünkü garazkarane tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip tarafgirlik gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Şimdiki tarafgirlik öyle olmuş. Haklılara melce değil, haksızlara melce olmuş. Düşünün, kendi tarafgir olduğun bir meşrebe ya da bir artık gruba, partiye, her neyse bu, evet, o fikrine yardım edip destek çıkan şeytan bile olsa neredeyse şeytana rahmet okutacak. Bu haklıların melceği olan tarafgirlik olabilir mi? Eğer mukabil tarafa, kendi tarafına şeytan destek verse rahmet okuyacak. Mukabil tarafa, karşı tarafa melek gibi bir adam gelse ona haşa lanet okuyacak. Öyle bir derecede haksızlık gösterecek. Dolayısıyla bugünün gösterdiği tarafgirlik mazlumun melceği olan bir tarafgirlik olmaktan çok, evet, haksızların melceği olan bir tarafgirliğe dönüşmüş vaziyette. Üçüncü suale geldiğimizde, hani farklı fikirlerden hakikat ortaya çıkar sorusuna cevaben deriz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkar fikirleri, o fikir çatışması maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Vesilelerde ihtilaf eder. Evet. Hak namına olan o fikir teatisi, farklı fikirler yürütmek burada esasta birdir. Sadece vesilelerde farklılık arz eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkarane, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hotfroşluk, şöhretpervarane bir tarzdaki tesadüm efkardan, bir fikir çatışmasından barikayı hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Evet, günümüzdeki farklı fikirler artık o esasta birleşip, temelde birleşip sadece vesilelerde ihtilaf edecek ve hakka hakikate hizmet edecek bir tesadüm-ü efkar olarak gözükmüyor çoğu zaman. Tam tersi, işte nefsi emmare hesabına, o firavunlaşmış nefsi emmare hesabına, o tarafgirlik ve o garaz duygusuyla, evet, elbette hakikat güneşi doğmaz. Ne ortaya çıkar? Fitne ateşi ortaya çıkar. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küre-i arzda dahi noktayı telakkisi bulunmaz. Yani öyle fikirler ortaya çıkıyor ki maksatta, esasta, temelde hiçbir dayanağı yok. Küre-i arzda dahi noktayı telakkisi bulunmayacak kadar uç fikirler, uç şeyler ortaya çıkıyor. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. İfrata kaçar artık. Çünkü hak namına değildir o. Kabili iltiham olmayan, yani artık tedavisi mümkün olmayan inşikaklara, ayrılıklara sebebiyet verir. Hali alem, alemin şu anki hali buna şahittir. Evet, farklı görüşler, farklı fikirler elbette genel anlamda bir zenginliktir. Ama tarafgirane ve garazkarane olarak yapılan, esasta ittifakı olmayan, vesilede değil esasta ayrışan bu fikirler ve çoğu zaman da böyle uç, hiçbir esası temeli olmayan uç fikirler elbette nifak ve şikaka sebebiyet veriyor maalesef. Elhasıl, el-hubbu lillah vel-buğdu fillah vel-hukmü lillah olan, yani Allah için buğz etmek, Allah için sevmek ve hükmü Allah'a bırakmak, hükmün Allah'a ait olduğunu bilmek olan düstur âliye ile düstur hareket olmazsa, yani bu yüksek düsturlarla hareket edilmezse, Allah'ın hükmüyle hüküm verilmezse, Allah için sevip Allah için buğz edilmezse, nifak ve şikak meydana alır. Evet, el-buğdu fillah vel-hukmü lillah demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder. Allah için buğz edecek. Kendi nefsi hesabına olduğu zaman elbette zulme kaçar. O artık işin içine kin karışır, nefret karışır, adalet terazisi kırılır, ölçü aşılır. Cai ibret bir hadise olarak Hazreti Ali ile ilgili bir hadiseyi aktarıyor Üstad. Hazreti Ali bir savaş meydanında, harp meydanında düşmanı yere yatırmış vaziyette, tam kılıcı saplayacağı anda, düşmanı öldüreceği anda yerdeki kafir Hazreti Ali'ye tükürmüş. Hazreti Ali o anda onu öldürmekten vazgeçiyor ve bırakıyor. O yerdeki müşrik hayretler içerisindedir. Soruyor Hazreti Ali'ye, neden beni öldürmedin diye. Hazreti Ali cevaben diyor ki, ben seni Allah için öldürecektim. Ama sen bana tükürdükten sonra hiddete geldim, öfkelendim, işin içine nefsim karıştığı için ihlasım zedelendi. Seni öldürseydim artık sadece Allah için öldürmüş olmayacaktım, nefsim için öldürmüş olacaktım. O yüzden seni öldürmekten vazgeçtim diyor. İşte el-buğdu fillah, Allah için buğz etmek, nefsini karıştırmamak, o adaletsizliğe sapmamak için, ihlası zedelenmesin diye öldürmekten vazgeçiyor Hazreti Ali. O kafir ona diyor ki, beni çabuk öldürmen için, yani sana tükürmemin sebebi beni bir an önce öldürmendi. Onun için tükürdüm. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Ve yine medarı dikkat bir vaka, bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu vazifeden almış. Bir rivayete göre Hazreti Ömer'dir bu adil amir, adil yönetici. Evet, ceza veren hakim cezayı uygularken yüzünde hiddet eseri görüyor Hazreti Ömer veya o adil yönetici. Hiddet eseri gördüğü için onu o vazifeden azlediyor. Çünkü işin içine nefsi karıştığı zaman, kinle hareket ettiği zaman adaletten şaşacaktır. O yüzden onu görevden alıyor. Çünkü şeriat namına, kanunu ilahi hesabına o cezayı kesseydi, nefsi ona acıyacaktı o hakimin. Nefsi acıyacaktı. O cezayı infaz ederken acıyarak yapacaktı. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarza, acımazsa bile en azından hiddete gelmeyecekti. Merhamet de etmeyecek bir tarzda belki cezayı uygulayacaktı. Ama işin içine hiddet karıştığı zaman artık nefis o işin içindedir. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. El-hubbu lillah vel-buğdu fillah vel-hukmu lillah. Hüküm Allah'ındır. O cezayı uygularken, o hükmü verirken Allah adına değil, nefsi hesabına o hükmü uyguladığı için, yani nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmediğini düşünerek görevden alıyor. Evet, cai teessüf bir haleti içtimaiye, yani esef verici bir toplumsal hal, İslam ümmetinin hali ve kalbi İslam'a ağlatacak müthiş bir maraz-ı hayat-ı içtimai. Evet, hakikaten İslam'ın kalbini ağlatacak toplumsal bir hastalığımızdan söz ediyor şimdi Üstad Bediüzzaman. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde, dışarıdan düşmanlar çıktığında, hücum ettiğinde, dahili adavetleri, içerideki düşmanlıkları unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takip ediyorken ve yapıyorken, şu cemaati İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacüm vaziyetini, hücum vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri, düşmanlıkları unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir alçalmadır, bir vahşettir, hayat-ı içtimaiye İslamiye'ye bir hiyanettir. Evet, nedir düstur? Genel kaide, dışarıdan bir düşman saldırdığı zaman içerideki düşmanlıklar unutulur ve harici düşmana karşı konulur. Peki İslam alemine saldıran düşmanlar topyekün hücum vaziyetindeyken Amerika'sı, İsrail'i, İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u, Çin'i derken maddi ve manevi silahlarıyla, fikirleriyle, basınlarıyla, yayınlarıyla, televizyonuyla, internetiyle, her yönüyle İslam alemine, İslam'ın evlatlarına, Müslüman çocuklarına, Müslüman fertlere her saldırıyı yaparlarken böyle bir şiddetli saldırı karşısında hala Müslümanların birbirleriyle uğraşmaları, hele bir de İslam'a hizmet ettiği iddiasında bulunan büyük şahısların, camiaların, alimlerin hala birbirleriyle didişmeleri onların hücumunu daha da arttırmaz mı? Onların saldırısını kolaylaştırmaz mı? Ve bu bir alçalma değil midir? Bir vahşet değil midir? İşte İslam toplumunun hayatına bir hıyanettir. Bedevi aşiretleri bile diyor üstad, kendi içlerinde birbiriyle sürekli mücadele eden Hasenan aşiretinin 2 kabilesi var diyor. Birbirinden 50 adamdan fazla öldürdükleri halde Sibkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o birbirinden 50 adamı öldürmüş 2 taife, o dışarıdan gelen harici düşmana karşı eski adaveti, düşmanlığı unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar o içerideki düşmanlıkları akıllarına bile getirmezlerdi diyor. Evet, en bedevi aşiretlerde bile böyle bir anlayış varken işte ey müminler, ehli İslam aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi 100 daireden fazladır İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık eden taifeler, komiteler, partiler, ülkeler, hükümetler. Her birisine karşı tesanüt ederek, dayanışarak, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu teshil etmek, kolaylaştırmak, onların harim-i İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkerane tarafgirlik ve adavetkerane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? Onlar bu hücum vaziyetindeyken hala müminlerin o tarafgirlikle, o inat ile birbirleriyle olan düşmanlıkları, düşmanın saldırısını kolaylaştırmaz mı? Harem-i İslam'a tecavüz etmelerine sebep olmaz mı? Onların işgalini kolaylaştırmaz mı? O düşman daireler, ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine, musibetlerine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki 70 nevi düşmanlar varken bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an, o sağlam kalen, o kuvvet-i İslamiyedir. İslam kardeşliğidir. Birbiri içinde daireler gibi 70 farklı düşmanın, yani dünya musibetlerinden, belalarından tutun da İslam'a cephe almış hükümetlere, devletlere kadar bir sürü düşman senin aleyhindeyken, evet, bu düşmanlara karşı en kuvvetli siper, silah, sağlam kale o kuvvet-i İslamiyedir. İslam kardeşliğidir. Bu kala-i İslamiye'yi, bu İslam kalesini küçük adavetlerle, küçük düşmanlıklarla ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu, vicdana ve İslam'ın maslahatına ne kadar aykırı ve ters olduğunu Bil ve ayıl. Yine hadis-i şerifede gelmiş ki, ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzırraları, hadislerde işaret edilen ehli İslam'da Müslüman toplumların başına geçecek olan Süfyan gibi veya işte alemde tesirini gösterecek Deccal gibi zındıka komitelerinin başındaki o müthiş zararlı şahısların, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri her cümerç edecek, koca alemi esaret altına alacak. Evet, hadislerde işaret edilen o Süfyan ve Deccal'in koca alemi İslam'da yapacağı bu tahribat, kendi güçlerinden değil, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından, ayrılığından istifade etmeleridir. İşte ey ehli iman, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı, innemel mu'minûne ihvetun, muhakkak ki müminler kardeştir kala-i kutsiyesi içine giriniz. Tahassün ediniz, o korunaklı kaleye sığınınız. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Evet, iki pehlivan birbiriyle güreşirse, iki yiğit birbiriyle kavga ederse, dışarıdan küçük bir çocuk eline aldığı sopayla her ikisini de, onlar birbiriyle kavga ederken, dövebilir. Bir mizanda, bir terazide iki dağ birbirine karşı muvazeneye gelse, terazinin bir kefesine bir dağ, diğer kefesine başka bir dağ koyduğunuzda, küçük bir taş muvazenelerini, onların dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirebilir. İşte İslam toplumları bu yiğitler gibi, bu pehlivanlar gibidir. Birbiriyle meşgul olduğu için, birbiriyle dövüştüğü için dışarıdan gelen o İslam düşmanları aslında hakikatte çok bir güçleri olmadığı halde o İslam'ın yiğitlerine, o büyük toplumları öyle dövebilir, öyle onları zaaf içerisine düşürebilir. Ya da dağ gibidir aslında Müslümanlar, Müslüman milletler. Ama birbirine karşı geldiği zaman onların dengesini, nasıl o terazide bir taş, küçük bir taş o dengeyi bozabiliyorsa, birini aşağı birini yukarı çıkarabiliyorsa, aynı şekilde birbiriyle didişen İslam toplumlarını da işte dışarıdan müdahale eden ehli delalet, ehli küfür, ehli zındıka küçük müdahalelerle işte bazı milletleri alaşağı edebiliyorlar. Bazılarını ön plana çıkarabiliyorlar. Yeri geliyor onu başkalarıyla böyle birbirlerine kırdırabiliyorlar. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkarane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa, el mu'minu lil mu'minine lil mu'mini kel bunyanil mersusi yeşuddu ba'duhu ba'den. Müminin mümine bağlılığı birbirini tutan bir bina gibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte eğer hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa bu düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız. Yani müminler ancak birbirine ayetin de dediği gibi kenetlenmiş bir duvar gibi bağlanacak ki hayat-ı içtimaiyeyi diri tutabilelim. Ve böylece hem sefaleti dünyadan kurtulmuş oluruz, hem de şekaveti uhreviyeden, ahiretteki sıkıntıdan kurtulmuş oluruz. 6. vecih, hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Manevi hayat ve ibadetteki sıhhat, adavet ve inat ile, düşmanlık ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. İnat girdiği zaman bir kalbe, adavet girdiği zaman bir kalbe ihlas zedelenir. Evet, Zira tarafgir bir muannit, inatçı bir tarafgir kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvük ister. Karşıdakine üstünlük sağlamak ister. İnatçı bir tarafgirse eğer. Yani o da iyi yapsın demez. Ben ondan daha iyi yapayım der. Halisen li vechillah, amele pek de muvaffak olmaz. İşte bu ihlası bozar. İhlasta ne vardır? Ben güzelini yapayım ama kardeşim daha güzelini yapsın. Hem hüküm ve muamelatında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. Herhangi bir muamelede, herhangi bir hüküm vereceğinde kendi tarafındakini tutar, adaleti yerine getiremez. İşte ef'al ve amali hayriyenin esasları olan, yani hayırlı amellerin ve fiillerin esası olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle, düşmanlıkla kaybolur. İşte bu yüzden amelimizdeki ihlasa zarar gelmesini istiyorsak, livechillah, sadece Allah için olsun istiyorsak, adaveti söküp atmak, mümin kardeşlerimize karşı husumetten, aşırı tarafgirlikten ve inattan uzak durmak ve o müminlerle beraber düşmana karşı İslam kalesini savunabileceği bilinciyle hareket etmek gerekir. Düşmanın içeriye yol bulmasına müsaade etmemek lazım. Her Müslüman, her mümin şunu iyi bilmeli ki, mümin kardeşleriyle her didişmesi, mümin kardeşleriyle olan her atışması, her düşmanlığı, ehli küfrün, ehli zindikanın İslam kalesine bir gedik açmasıdır. O İslam beldesini adeta işgal etmesi için ona yol vermektir. Onun ilerleyişini ve işgalini kolaylaştırmak demektir. Allah bizleri böyle bir ihanetten, böyle bir hıyanetten muhafaza eylesin. Hepimizi birbirimize kardeş eylesin ve o kardeşlik bilinciyle bir olmayı ve alemi İslam'ı yeniden şahlandırmayı nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.